Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber'den hepinize mutlu haftalar diliyorum. Paranın şifresinde finans analisti İslam Memiş bizlerle, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar, günaydın. Teşekkür ederim. Ekim ayının 3. haftasındayız ve Filistin-İsrail geriliminin de neredeyse 10. günündeyiz. Piyasaları elbette ki çok fazla etkiliyor. Nedir piyasalardaki son durum? Altın, dolar, euro ve borsada. Yine bu hafta jeopolitik risklere odaklandığımız bir haftaya başladık ve dış diplomasinin biraz daha ön planda kaldığını gözlemliyoruz. Hı hı. Özellikle sabah saatlerinde ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Yine ortamı sakinleştiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu hafta yine farklı ülkelerden de ortalığı sakinleştiren, güvenli koridorun açılmasına destek veren, insani yardımların bir an önce oraya ulaşması için destek verilen bir süreç olabilir. Hı hı. Geçen haftaya nazaran biraz daha sakin bir hafta geçirebiliriz ama yine belirsizlik devam ettiği için neyin ne olacağı belirsiz. Buradaki temkini bekleyiş halen devam ediyor. Yine farklı ülkelerin sürece dahil olması veya farklı ülkelerin birbirine karşı dış diplomaside kullandığı tehdit dilleri de piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır. Birinci gündem maddemiz yine Filistin-İsrail Savaşı olacaktır. Çarşamba günü Avrupa tarafında enflasyon rakamı açıklanacak. Bu da bizim için oldukça önemli olacaktır. Ve Türkiye'nin 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de başlatacağı bir atış eğitimi olacak. Bununla ilgili Natex yayınladı. Dolayısıyla bu taraftaki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Yine Amerika-Türkiye arasındaki gelişmeler veya buradaki söylemler oldukça önemli olacaktır. Yine jeopolitik risklerle günün veya haftanın geçeceği bir dönem bizi bekliyor olabilir. Özellikle yatırım araçlarında, enstrümanlarda ciddi dalgalanmalar bu hafta yaşanmasını bekliyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçen hafta satıcılıydı ve satıcılı bir şekilde haftayı tamamlamıştı. 8.113 puan seviyesinde. Bu hafta 7.900 ve altına sarkmaları teknik olarak takip edeceğim seviyeler. Borsadaki negatif görünüm benim için devam ediyor. Hı hı. Dolar TL kuru haftaya yükselişle başladı. Şu anda 27.87 lira seviyesinde. Hedef 28 lira seviyesi. Geçen haftalarda belirttiğimiz gibi dolar yukarı yönlü hareketlerini desteklemeye devam ediyor. Ve cılız da olsa 28 lira hedefine yakın bir seviyede bu hafta test edilme olasılığı yüksek. Hı hı. Euro dolar paritesi bu hafta güçlü. Biraz alımlarla haftaya başladı. 0.5-1.05.30 seviyesinde. Burada bu hafta 1.07 direncini takip edeceğim. Yani euronun bu hafta değer artışlarını görebiliriz. Euro tarafında özellikle enflasyon verisinde %4.3 civarında beklediğimi söyleyebilirim. Tabii euro bölgesindeki bu gelişmeler de euro dolar paritesini pozitif yönde destekler. Elinde dolar bulunduran yatırımcısının da euro alım için iyi fırsatlar yakaladığını gözlemlemeye devam ediyorum. Hı hı. Altın ve gümüş fiyatlarında tabii ki bu dış diplomasi tarafında gelen pozitif haber akışları veya biraz daha ortalığın sakinleşmesiyle birlikte geçen haftaya nazaran düşüşle haftaya başladı. Çok agresif bir yükseliş vardı geçen hafta. Evet. Şu anda ons altın 1910 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1932 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Kısa vadeli negatif görünüm devam ediyor. Bir miktar geri çekilebilir. Ancak bir sonraki ataklarda 1980 dolar direncini takip etmeye devam ediyorum. Yani altının ons fiyatında yaşanan geri çekilmelerin kısa vadeli olabileceğini ve kalıcı olmayacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Neyin olacağı belli değil ve gelen haber akışlarına karşı yine altın fiyatları ons bazında kısa vadeli geri çekilebilir ama orta ve uzun vadede pozitif görünümünü devam ettirecek. Şimdi burada altın... bir araya girmek istiyorum. Ekim ayının ilk haftasında hani altın alanlar bedavaya almıştı. İkinci haftasında evet. Alanlar yine işte ucuz almıştı. Evet. Arada bir 100 liralık artışı, agresif artışı gördük ama hani bu dalgalanma devam eder mi? Yoksa altın alıcıları ya da satmak isteyenler bu durumda ne yapmalı? Elini çabuk tutmalı mı yoksa geç mi kaldı? Nedir durum? Yani gram altın tarafı farklı. Gram altın hem dolardan destek görüyor hem de ons tarafından destek görüyor. Tabii ki geçen hafta 1800 lira seviyesi serbest piyasalarda fiziki tarafta görüldü. Evet. Şu anda 1775-1785 lira aralığında.
İki hafta önce buradaki yayınlarımızda zaten sık sık uyarılar yapıyorduk. Altın ucuz değil, bedava. 1678 lira seviyesindeydi. Tabii ki bu ons tarafında ve dolar tarafındaki yükselişle birlikte bir anda agresif bir şekilde yükseldi. Şu anda 1750-1800 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum fiziki tarafta. Yine serbest piyasalarda bir sonraki ataklarda 1800-1850 bandına ben yerleşeceğini tahmin ediyorum. Kısa vadeli elinde altın bulunduranlar korku ve panikle satış yaparlarsa hata yaparlar. Çünkü yön yine yukarı yönlü. Özellikle gram altın almayan, almayı ihmal etmiş yatırımcı sana da bu hafta bir fırsat sunmuş olacak. Ve yine yükseliş yönündeki hareketler devam edecek gram altın TL fiyatında. 2 hafta önce 1650-1700 lira aralığındaydık. Geçen hafta 1750-1800 lira aralığındaydık. Şu anda 1750-1800 lira aralığı yine geçerli. Ancak ons tarafında ve dolar tarafında beklenti pozitif yönde devam ettiği için gram altındaki yükselişler de bence kaçınılmaz olacaktır. Satış için değil, almayanlar için veya altın ihtiyacı olanlar için de iyi bir fırsat olacağını şahsen düşünüyorum. Yine gram altını ve ons altını pozitif yönde destekleyecek diğer önemli bir faktör de dolar endeksinde yaşanan gerileme. Özellikle çarşamba gününden sonra dolar endeksinde 105 seviyesine kadar bir gerileme bekliyorum. Bu da dolar karşısındaki bütün enstrümanların pozitif yönde ayrışmasına destek verebilir. Tabii gümüşle altın gibi negatifle düşüşle haftaya başladı. 22-53 dolar seviyesi. Burada 22-24 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün gram fiyatı yine 20 lira seviyesinin üzerinde. Burada 19.50-21.50 bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğim. Kripto paralar yükselişle haftaya başladı. 27.851 dolar seviyesinde Bitcoin. Burada %3.22 puanlık bir değer artışı var. Geçen haftaki uyarılarımda yukarı yönlü hareketler beklediğimi, hatta 30 bin dolar seviyesinin üzerine test edebilir uyarılarım vardı. Bu öngörüm halen geçerli. Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi dışarıdan, Amerika'dan gelecek pozitif haber akışları etkili olacaktır. Jeopolitik riskler tırmandığı zaman da insanlar kripto paraya biraz daha teveccüh gösterdiği için bu taraftaki hareketlenmeler biraz daha önemli olacaktır. Ancak petrol fiyatlarında bir düşüş görmüyoruz. Bu küresel piyasalar için oldukça risk. Yani hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için enflasyon tekrar geri gelmesi için risk. Şu anda 90.21 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarının tekrar 85-90 dolar aralığına gerilemesi gerekiyor. Tansiyon düştüğünü anlamak için. Ancak 90-95 dolar aralığında kalmaya devam ederse bu risk iştahında bozulmaya neden olabilir ve enflasyonu pozitif yönde destekler. Şu anda ülke liderleri veya merkez bankaları herhangi bir risk algısına karşı oldukça temkinli. Çünkü dünya ekonomileri tekrar bir savaş riskini kaldırmaz. Pandemiden sonra, Rusya'dan sonra yaşanan bu süreçler çok ağır geldiği için piyasalara bu süreci çok da kaldırmaz. Ancak bilerek ve isteyerek bu süreç devam ettirilirse, kontrolü bir şekilde aynı Rusya-Ukrayna tarafında gördüğümüz savaşın uzaması gibi bir uzayış olursa Orta Doğu'da, bu sefer manipüle edilen bir piyasa karşımızda olur, derin bir belirsizlik oluşur. Bu da dünya ekonomilerinde yeniden ciddi ekonomik krizlere neden olacağını da söyleyebilirim. Evet, maalesef bu yönde açıklamalar var. Özellikle de savaşın uzaması anlamında Amerika'dan gelen açıklamalar çok fazla tedirgin etmeye devam ediyor. Sadece Filistin ve İsrail arasında kalsa gene iyi, neredeyse 3. Dünya Savaşı'na kadar götürecek bir söylemde. Tabii ki arabuluculuk işte devlet başkanları nezdinde görüşmeler devam ediyor. Biz de teyakkuzda ve izlemeye devam edeceğiz. Borsa tarafını sormak istiyorum. Borsada savaşın duyulduğundan, ya yani gerilimin duyulduğu andan itibaren bir düşüş söz konusuydu. Yine bu haftada devam eder mi, yoksa bir toparlanma sürecine geçer mi? Zaten piyasalarda bir bahane bekleyişi vardı. Borsada teknik olarak bir aşağı yönlü düzeltme yapması gerekiyordu. Altın fiyatları çok baskılanmıştı. Yukarı yönlü hareket yapması gerekiyordu. Aslında bu Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler de ister istemez piyasalar için güzel bir bahane olmuş oldu. Teknik seviyelerde gerçekleşmiş oldu. Ama borsada satışların teknik olarak yine
aşağı yönlü düzeltme yapması gerekiyor. 7900 devamında 7850, 7800 gibi rakamların teknik olarak görülmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede pozitif görünüm devam edecek. Burada şüphe yok ama kısa vadede altta alanları olduğu için borsadaki ben satışların devam etme olasılığını yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Peki Ukrayna ve işte Rusya savaşından bahsettin. Başında hatırlarsın Türkiye'deki işte pandemiden daha yeni çıkılmıştı ve hani tam ev fiyatları, konut fiyatları tam böyle rayına oturmak üzereyken bir de orada patlak verdi ve Rus vatandaşların ülkemizde çok fazla giriş yapması, işte para aktarımları, hatta Bitcoin'ler üzerinden aktarımlar yapması, günde 3-4 tane daireler alması fiyatları bayağı yukarı yönlü çekmişti. Evet. Bu savaş için yine geçerli olur mu? Orta Doğu'daki bu kıvılcım konut fiyatları nasıl etkiler? Ben son 2 yıldır konut sektöründe insanlara şu konuda uyarıyorum. Yani Türkiye bir transfer merkezi ve göç alan bir ülke olmaya devam edecek. Evet. Ve bu insanlar Türkiye'ye geldiği zaman dövizle satın aldığı için onlara ucuz geliyor. Hı-hı. Evet, bize ekonomik krizlerden dolayı veya paranın aşırı değer kaybından dolayı her şey pahalı görülebilir veya pahalı olabilir. Ancak onlara göre çok da pahalı değil dolar bazlı. Ancak ilk önce Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan derken sonuçta Ukrayna ve Rusya'dan da ciddi bir göç aldık. Hı hı. Şimdi İsrail'den, tekrar İran'dan bu göç dalgası yaşanmaya devam ediyor. Afrika'dan da kısmen göç dalgası gelmeye devam ediyor. Hı hı. Ve Türkiye transfer merkezi ve dünyanın hiçbir yeri artık bana göre güvenli değil. Evet. Dünyanın bütün bölgelerinde kendi milletlerinden oluşturulan bir topluluk olacağını ben tahmin etmiyorum. Yeni dünya düzeninde böyle bir sistem var. Kitlesel göçleri yoğun bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Bu da dünya genelinde emlak sektörünü yine pozitif yönde desteklemeye devam edecek. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Hı hı. Amerika'sı, Avrupa'sı, Kanada'sı, Asya, bütün ülkelerde kira fiyatları ve emlak fiyatları yükselmeye devam eder. Çünkü enflasyon tekrar yükseliş trendinde, enflasyon geri geldi. Hı hı. Yükseliş trendi benim nazarımda tekrar devam edecek. Enflasyonun olduğu her ortamda paranın değer kaybedeceği, malın değer kazanacağı bir sürecine bekliyorum. Dolayısıyla TL bazlı fiyatlarda bir düşüş veya kira fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Hı hı. Dolar bazlı olabilir çünkü doların değeri artıyor. Ancak TL bazlı kira fiyatlarında, emlak fiyatlarında ben düşüş bekliyorum ve ev almak için biraz beklemek istiyorum diyen vatandaşlarımızın bence bu düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Evet, işte kış aylarında daha da ucuzlar demek ya da savaş çıktı daha ucuzlar demek bence de yanlış olur. Son olarak %8'lik düşüş var araç fiyatlarında. Onlar da yine evet. Araç almak isteyenler de yine bir kış aylarını bekliyorlardı. İşte yeni yılı bekliyorlardı, kampanyaları bekliyorlardı. Oradaki durumlar nedir? Evet, ben piyasayı yakından takip ediyorum. Hem ilanları yakından takip ediyorum hem de galerileri bizzat geziyorum. Hı hı. Sıfır araçlarda iyi kampanyalar var. Fiyatlar geriledi. Burada ben bizzat gözlemliyorum. Ancak ikinci el araçlarda daha çok düşüş var. Ve özellikle son aylarda olduğumuz için yeni yıla gireceğiz. Son aylardayız ve değişim kampanyaları var galerilerde. Hı hı. İşte bu değişim kampanyalarında mesela örnek veriyorum. Geçen ay 850 bin liraya aldıkları aracın takas desteğini 750 bin liraya çekiyorlar. Ondan sonra bir ay sonra bir bakıyorsunuz 700 bin liraya çekiyorlar. Burada bir 50'şer bin liralık bir gerileme var. İlanlara bakıyorum. Bu ilanlardaki düşük fiyatlar yine güncellenmek şartıyla aşağı yönde hareketlerine devam ediyor. Yani ikinci el araçlarda düşüş devam ediyor. Ben sıfır araç almak için ilk yıl sonunu beklemeyi tercih ettim, açıklamıştım daha önce. Ancak bu hafta sonu ben sıfır aracımı aldım. Çünkü şartlar değişti. Hı hı. Hem fiyat makuldü hem de kampanyalar avantajlıydı. Dolar yani euro tarafında döviz kurlarında beklediğim yukarı yönlü hareketler araç fiyatlarını, sıfır araç fiyatlarını pozitif yönde destekler. Ancak ikinci el araçlarda düşüş devam eder. Bir de yeni yılla birlikte kasko, sigorta ücretleri artacağı için bunu da bir avantaj olarak göz önünde bulundurdum ve sıfır aracımı almaya karar verdim. Ve iyi bir karar verdim. Hı hı. 2 ay önce satmış olduğum aracın fiyatıyla şu anda sıfır fiyat arasındaki farka baktım. Bence karlı bir ticaret olduğunu söyleyebilirim. Peki hayırlı olsun diyorum ben de o zaman. Sağ olun.
Peki, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. İyi haftalar. İyi haftalar, hoşça kal. Bay bay. İslam Memiş'te paranın şifresinde bu haftaki yorumlar bu şekildeydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz.